Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Dolar, Türk lirası, Euro ve sterlin değerlendirmesiyle karşınızdayım. Piyasalarda ne oluyor, ne bitiyor? Biraz bunları konuşmaya çalışalım. Bir yandan da dolar Türk lirasının önümüzdeki süreç itibariyle performansı, orta vadeli programdan ne anlıyoruz? Önümüzdeki rotada genel ekonomiyi neler bekliyor? Dolar kuru da bizi neler bekliyor? Bunları konuşmaya çalışacağız. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet, ufak ufak başlayalım. Biliyorsunuz Fitch'ten, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten kredi not kararı bekleniyordu ve bu not kararında bir kademe daha not artışı yaşandı. Sürpriz olansa görünüm durağında. Ne demek görünüm durağında? Yani artık bir bekleyip görecekler. Hem öyle hemen görünümü pozitif tutup da bir sonraki Fitch toplantısında, kredi not değerlendirmesi toplantısında ekstra olarak bir not artırımı beklenmesin. Bir bekleyeceğiz, göreceğiz diyor. Açıklamaların devamında da bunu destekler nitelikte de açıklamalar yaptı. Mesela şöyle baktığım zaman neler söylüyorlar, bir sizler de hafızanızı tazeleyin. Çünkü onlar unutmamışlar. Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükseltti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu B artıdan BB eksiye çıkarıldı. Hala çok spekülatif, yani oynaklıkların, spekülatif işlerin biraz daha yüksek olduğu yer bir piyasa notu olarak görünüyor bu. Onu da söyleyelim. Daha böyle biraz daha yukarı doğru 3-4 kademe daha çıkmamız lazım. Kredi notunun artmasından görünüm pozitiften durağana çevrildi. Bu durağana çevirme süreci önümüzdeki süreç itibariyle piyasayı biraz daha yakından takip edeceklerine, bir sonraki toplantıda hemen tekrar bir not artırımı beklemeyin mesajı için kıymetlidir. Bunu da bir not olarak söyleyelim. Forex haber anketinde kredi notunun pozitif görünümüyle BB eksiye çıkması bekleniyordu. Bakın, ekstra olarak piyasa beklentisi de kredi not görünümünün pozitif olarak korunması idi. Acaba bu BRICS başvurusu ve ekstra olarak da yine benzer şekilde Rusya tarafından da bunun doğrulanması gibi durumlar ekstra olarak bu kararları etkiledi mi? Bunlar siyasi kuruluşlar. Her ne kadar böyle baktığınız zaman kredi değerlendirme kuruluşları olarak görünseler de bunlar siyasi kuruluşlardır. Baktığımız zaman Fitch yaptığı değerlendirmede pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüş muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceğini belirtti. Açıklamada rezervlerin 2024 sonu itibariyle 158 milyar ABD dolarına ve 2025 sonu itibariyle de 165 milyar ABD dolarına çıkmasını öngörüyoruz denildi. Fitch, sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesinin 2025 yılı başlarında başlayacak gevşeme döngüsüyle birlikte öngörülen mali konsolidasyon ve ihtiyatlı asgari ücret ayarlamalarıyla, bakın burası çok önemli. Aynı bunu zamanda bir bakanımız söylerdi. Ben de söyleyeyim, bu kısım çok önemli. Diyor ki ihtiyatlı kontrollü asgari ücret ayarlaması. Asgari ücreti az artırın diyor. Aslında bunun meali budur. Enflasyonda önemli bir düşüşü destekleyecek diyor bu süreç. Neden? Zaten şu anki asgari ücretle belki biri gidip sadece bir kirasını ödüyor. Metropol kentler için konuşuyorum. Baktığınız zaman talep düşüyor, alım gücü düşüyor. Durgunluk mesajlarını ekstra olarak ülkenin lokomotif şirketlerinin bilançolarında görebiliyoruz. Bir Sabancı Holding'de, bir Koç Holding'in bilançolarında bunları gözlemleyebiliyoruz. Geride bıraktığımız günlerde TÜİK tarafından açıklanan gayri safi hasıla verileri, yurt içi hasıla verileri bile ekstra olarak büyümenin beklentilerin çok aşağısında gerçekleştiğini çeyreklik anlamda bize gösteriyor. Yani ana resim itibariyle durgunluk teması aslında bizim piyasamızda iliklerimize kadar işliyor. Bir yandan da bu durgunluğu çözmek istiyor muyuz? Ekstra olarak böyle bir çabamız var mı? Şu anlık yok. Faiz indirimlerine geçebilir miyiz? Dolara tetikler, sıcak para var, carry trade pozisyonları var. Bakın, carry trade pozisyonlarının tedirginliği ve hani Japon yenini düşünün. Japon yeniden ucuz, gayet güzel bir şekilde Japon bankalarından alıyorlar kredileri. Götürüyorlar başka ülkelerde, bizim gibi ülkelerde ya da ABD tahvillerinde bir faizle, bir 10 faizle aldıkları parayı 5 faizle, 6 faizle, ki bizim ülkede daha da fazla faizle gayet güzel bir şekilde alıp ceplerine indiriyorlar. Ama yen değerlenince bir tedirginlik, bir eteklerde tutuşma başlıyor. Apar topar piyasalarda panik işlemler yapıyorlar. Bakın, hani bu yen şoku biraz daha sert bir şekilde etkilenirse pek çok carry trade pozisyonu etkiler. Bizi etkileyebilir mi? Bizi tam olarak ne kadar etkileyeceği konusu birazcık şaibeli. Çünkü bize gelen büyük paranın önemli bir kısmını da yine bıyıklı yabancı olduğu söylentileri güçlü idi. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Çünkü bir önceki carry trade hadisesinde o piyasalar sarsılırken dolar kuru çok ciddi bir hareketlenme yapamadı. Bu da onun önemli etkenlerinden biri olabilir şeklinde düşünüyorum. Evet, bunu da bu şekilde ifade ettikten sonra bakın, gerek Japon yeninde yaşatan sarsıntılar ve global tarafta da resesyon, stres bir anda devam ederken bizde de
aynı şekilde aynı dinamiklerle geçerli bir dolar kuru süreci olduğunu rahatlıkla ifade etmek mümkün. Dolar kurunu şöyle bir açıp baktığım zaman 34 liraya demir attı. 33 liraya demir atmıştı. Şimdi 34 liraya demir attı. Hızı yavaşlatılmaya çalışıyor. Bu nedenle net döviz pozisyonlarında artış, ekstra olarak swap harç net dövizlerde bir artış gözlemleyemiyoruz. Bunun önemli sebebi de bu bahsettiğimiz olgudur. Bir yandan bu şekilde devam ederken ekstra olarak hani bir sistematik yükselişe imza atacaklar. Bunu takip edeceğiz. Bunu faiz indirimleri tetikleyecek. Faiz indirimlerine kadar dövizden bir nane olmaz vesaire şeklinde bakılabilir mi? Bu da bir ihtimaldir. Şu an piyasanın pek çok yatırımcısı para piyasası fonlarına doğru ufak ufak yol almaya çalışıyor. Piyasadaki stresi, depresyonu daha da artırıyorlar. Bakın zaten vatandaş talebi inanılmaz düşüyor. Yatırımcı güveni inanılmaz düşmeye devam ediyor. Bir yandan da faizleri tercih eden bir yabancı, borsalardan kaçan bir yabancı var. Küreselde de aşağı yukarı böyle, bizde de süreç böyle. İşte bizde değerli Türk lirasının yol açtığı bütün gerginlikler daha sonrasında kur korumalı mevduatta anlamlı bir çözülme sağlayabilirlerse çok daha şiddetli bir şekilde tersine döner. O yüzden kurun uzun süre değerli bir noktada kaldığı, Türk lirasının uzun süre değerli bir noktada kaldığı durumların sonu ne yazık ki Naci Ağbal dönemindeki kriz gibi, 2000-2001 yıllarında yaşanan kriz gibi daha sert aksiyonlarla dönüş yarattığına şahit olabiliriz. Özellikle sert bir durgunluk senaryosu varsa ani döviz çözülmesi de enflasyona düşünüldüğü kadar sert bir katkı yapmaz. Onu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Zaten vatandaşın alım gücü çok sert bir şekilde eritildiği için talep kaynaklı enflasyon bu zamana kadar çok ön plandaydı. O nedenle kurdaki ani bir sıçrama dövizdeki inanılmaz bir sıçrama kur geçişkenliğinde 4'te 1, 3'te 1 bir tesir yapar. Enflasyon geçişkenliğinde o kadar diyebilirim. Yani benim ana temam bu. Aslında aşağı yukarı şunu söylemek mümkün. Genel resimde şu an durgunluk hakim mi? Evet. Bir, sektör bilançolarına yansıyor mu? Evet. İşte vatandaşın alım gücünde bir zayıflama var mı? Var. Bir durgunluk hali var mı? Evet var. Ama enflasyonda aylık bazda belirli bir kademede artış devam ediyor mu? Ediyor. Şimdi bakıyorsunuz. Enerji kalemlerine de zam yapmak zorunda kaldık. %38'lik doğalgaz ve elektrik. Şimdi bakıyorsunuz. Yukarı tükürsen iş nereye gidiyor? Kuru tutalım. Değerli Türk lirasıyla devam edelim. Resesyona gidiyor. Aşağı tükürsen stagflasyona gidiyor. Kuru salsam bir yandan da KKM'ye para ödeyeceğim. Ekstra para basmak zorundayım. Durgunluk zaten devam ediyor. Faizler yüksek. Bu şekilde bu durum devam ederken bir de üzerine ekstra olarak faiz indirsem, piyasayı rahatlatmaya çalışsam stagflasyonla uğraşacağım. Tutmaya kalksam durgunlukla, şirket konkordatları ile uğraşacağım. Yani genel olarak ekonomik ortamın ne kadar sıkıştığını gözler önüne seren bir ortam. O nedenle döviz cinsi varlıklarında, döviz cinsi diyorum, dövizin kendisi ekstra olarak benim için bir ciddi bir yatırım alanı değil. Belki hani belki değil, benim kişisel tercihim döviz cinsi pozisyonlarda eğer hani dolara yakın gram altındır. Gram altın, dolar yükselirse gram altın da yükselir. Ons altın jeopolitik riskler şu an durgunluk senaryoları ons altın da üzerinde bir baskı kuruyor. Olur da oraya aşağı doğru çevirirse iyiden iyiye altın daha avantajlı bir enstrüman olur. Onu da söyleyeyim. Ama şimdi bir miktar bir tık da olsa riskli. Şu an konjonktüründen bahsediyorum. O uzun vade için tabii ki tartışılmaz bile. Ama en az ana resim itibariyle dolar Türk lirası tarafında da sinsi bir şekilde bir sıkışıklık devam edecek gibi görünüyor. Euro'ya gelecek olursak bir iki cümlede Euro için söyleyeyim ve burada ekstra olarak tabloyu sonlandıralım. Euro tarafında şurada 37 lira 65 kuruş ve 37 lira 48 kuruş sıralı takibatlarım. 37.40 aşağısı negatif üstünde takip edilebilir. Euro dolar paritesinde 1.10.30 üstü takip edilir. 1.11.50 dirençtir. 1.10.30 aşağısına doğru düşüyorsa baskı devam edecektir şeklinde okunur. Japon yeni küresel piyasalardaki stresi koru arttırmaya devam ediyor. O yüzden pariteler tarafı balık gibi şöyle bir oynayabilir. Yakın takip edeceğim. Japon yenindeki değerlemeyi 140'ların altına Japon yeninin, dolar Japon yeninin geldiğini görüyorsanız burada stresin giderek arttığı bir tablo oluştuğunda rahatlıkla referans alabilirsiniz. Evet, şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım dolar cephesinde de bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri ve ailenizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.